Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok bari. Teşekkürler. Çok özür dilerim. Toplantıya gitmek zorundayım. Böyle güzel muhabbeti bırakmak istemezdim ama lütfen kusuruma bakmayın. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Var. Teşekkür ederim. Bülent Bey'i de alabiliriz. Evet, teşekkürler. Lütfen daha sonra. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Lütfen arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Cumhur Bey'e teşekkür ederiz. Daha böyle bir farklı bir açılarla elde ettik. Biz gene Sabahattin Ali ile devam edelim. Dedi ki 37 yılında iki tane kitap yayınladı. Bir tanesi Edremit Anlatan Roman, Kuyucak Yusuf. Bir tanesi de efendim Edremit'in tarihini anlatan Tarihte Edremit Şehri. Birisi biraz Osmanlıca kelimelerle yüklü, birisi de Aradolu Türkçe. Bakın, şimdi Aradolu Türkçe baktığımda naçizane efendim benim gördüklerim Osmanlı kültür hayatında iki damar var. Bir tanesi medrese eğitimi, Osmanlıca. Bir tanesi de tekke eğitimi. Tekke eğitimi Türkçe. Pir Sultan tekke eğitimi gördü. Yunus Emre tekke eğitimi gördü. Bunlar efendim buralarda Kaygısız Aptal tekke eğitimi gördü. Hacı Bektaş Veli tekke eğitimi gördü. Aşık Paşa tekke eğitimi gördü. Bunlar Türkçe yazıyorlar. Biz bugün bu tekke eğitimi gören yazarların ve şairlerin eserlerini çok rahat vaziyette anlıyoruz. Medrese eğitimi görenlerin yazdıklarını anlamıyoruz. Anlayamıyoruz. Ha bunlar eksik mi? Hayır. İşlerinde öyle detay var ki insan gerçekten böyle dinlediği zaman, okuduğu, anladığı zaman tüyleri diken diken oluyor. Ama anlamak için çok yoğun bir eğitimden geçmen lazım. Onu öğrenmen lazım. Oysa biz günlük dilimizi, ihtiyacımızı neyle karşılıyoruz? Türkçe ile karşılıyoruz. Ara durun. Yani Kaygısız Aptal der, biz der Türkçe konuşuruz der. Yani suyun der aşağısını aşağı, yukarısını yukarı deriz der. Hatta bir adım daha atar Kaygısız Aptal, der ki cennetin dili Türkçedir der. Bakın, bu şekilde ifade eder, cennetin dili Türkçedir der. Şimdi, Sabahattin Ali Efendi romanında Kuyucaklı Yusuf diye başlar ve Edremit'i anlatır, uzun uzun. Adı Kuyucaklı Yusuf. Kuyucak neresi? Kuyucak Aydın. Aydın ilçesi. Peki haklı olarak şu soruyu sormamız lazım. Ya Kuyucak Yusuf dediğimiz efendim roman Kuyucak adını anlatıyor bize. Kuyucak. Ama içi Edremit. Nasıl oluyor bu diyoruz yani. Bu diyoruz aslında olması gereken Edremit Yusuf dese şak diye oturacak yani. Ama bu Kuyucak Yusuf efendim romanı, romanın içeriği bizde ama adı, namı Aydın. İnanın Kuyucak Belediyesi bizden daha fazla sahip çıkıyor Sabahattin Ali. Heykeli dikti oraya. Biz burada etkinlik yapıyoruz. Onlar da yapıyor etkinliği. Sabahattin Ali efendim kullanaraktan, onu lanse ederekten kendi efendim tanıtımlarını yapıyor. Yani dese ki orada Kuyucak'ta Sabahattin Ali'yi anlattı andılar ve dediler ki efendim işte Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf romanını satıyoruz dediler. Millet de aldı. Açtı içine baktı, hiç Kuyucak yok. Külliye Edremit var. Olsun ama kapak yok Kuyucak. Kapak Kuyucak. Şimdi nereden Kuyucak Yusuf diyor? Romana başlarken Kuyucak'tan başlatıyor. Kuyucak'ta efendim kaymakamı bir baskın görmüş efendim köyün birisi. Oraya kontrole gidiyor. Orada efendim bir anası babası öldürülmüş. Kendisi de yaralanmış bir oğlan çocuğu. Acıyor bu çocuğa, yanına alıyor. Bu çocuğu yanına aldıktan sonra oradan Kuyucak'tan tayin oluyor, çıkıyor buraya geliyor. Buraya geldikten sonra çocuk da yanında taşıyor, Yusuf alır. Şimdi hikaye bu çocuğun efendim, bu çocuğun hikayesi. Bir de kızı var, ikisi büyüyor. İkisi büyüdükten sonra efendim, sonra evlenecekler ikisi ve roman bitecek. Bunlar anlatıyor şimdi Sabahattin Ali. Şimdi bundan dolayı çıkış o efendim Kuyucak olduğu için Kuyucak Yusuf diyor. Ama hikayeler, olaylar hep Edremit'te. Bizi ilgilendiren ne?
arkadaşlar. Bakın, o tarihlere baktığımda okuyorum efendim, diyor ki Tavşantepe diyor. Neresi Tavşantepe? Bugünkü Ülkütepe dediğimiz yerin adı, aslı adı Tavşantepe'dir. Orada diyor bu evleri var diyor. Hemen diyor Edremit'in üstünde İbrahimce köyü vardır diyor arkadaşlar. İbrahimce neresi bugün? Mahalledir. Roman mahallesidir. O yıllarda nedir? Köy. Sorup soruşturuyoruz bunları biz. Meraklı olarak da. Diyoruz ki ya peki diyoruz bu yüzyıl başında diyoruz bu romanlar İbrahimce'de oturmuyor muydu? Yok diyorlar. Nerede oturuyordu romanlar? Çünkü Tahir Halen'in kitabında romanlardan bahsediyor. Diyorlar ki romanlar o yıllarda şu andaki efendim Hekimzade Mahallesi'nin kenarındaydı diyorlar. İbrahimce köyü, köyde orası diyorlar. Daha sonra efendim oraya buraya gelen romanlar İbrahimce yerleşince oradaki halk efendim bir şekilde karma hale geliyor. Yani yapı bu. Şimdi biz bu bunlardan ne yakalıyoruz biliyor musunuz? Kentin tarihini yakalıyoruz. Kentin tarihini yakalıyoruz. Ve efendim Kuyucaklı'yı Sabahattin Ali bunu içeriden çıktıktan sonra yazılarına devam ediyor. Milli Eğitim'de görev alıyor. Musiki Mektebi'nde görev alıyor. Almanca öğretmenliği yapıyor. Şimdi orada öyküleri var. Okuduysanız bunları görürsünüz zaten. Çok efendim halkın nabzına dokunan efendim öyküler bunlar yani. Onları. Bunları böyle yazarken sonra İkinci Dünya Savaşı başlıyor. İkinci Dünya Savaşı başladığında bir roman yazıyor. İçimizdeki şeytan diye. Kürk Madonna'nın Madonna'yı yazıp bir de içimizdeki şeytan. İçimizdeki şeytan nasıl diyeyim yani sona giden efendim viraj. Sona giden viraj. 43 yılında. Ardından ondan önce bakın Orhan Şahit Gökkaya'nın eser şeyinde dergilerinde şiirleri yayınlanmış. Atsız. Atsız'ın dergisinde de şiirleri yayınlanmış. Var elimizde. Nihal Atsız. Nihal Atsız dedi. Ya bunun hiçbir sorun yok bunların arasında. Sonra Nihal Atsız da... Aynen şimdi onu bahsedeceğim. Onu bahsedeceğim. Şimdi efendim 43 yılında içimizdeki şeytan. Neden peki 43 yılında içimizdeki şeytan yazıldı, roman yazıldı? Efendim buraya baktığımızda arkadaşlar o günkü konjüktürleri göz önüne almadan değerlendirme yapılamaz. 1939-38 Mustafa Kemal Hakk'a yürüdü. 39 İkinci Dünya Savaşı başladı. Ve 39 yılında aynı anda Hatay Anabakanlık oldu. 39'da. Ve bakıyoruz efendim. İkinci Dünya Savaşı'na başladığında başımızda İsmet İnönü var rahmetli. İsmet İnönü'nün efendim politikası tarafsızlık. Savaşa girmemek. Ama bir grup var. Bu grup bu atsız grubu ya da onlar bunlar savaşa girmek istiyorlar. Almanya tarafından. Buna da tepki veriyor. Savaşa girmeyecek diyor. Bu savaşa girmek isteyen grubun efendim içinden bu zihniyetin efendim uzantılarından birisi kim biliyor musunuz? Kadir Mısıroğlu. Kadir Mısıroğlu. Şimdi bakın. Kopmalar başlıyor. Bunlar şimdi efendim şeye bakaraktan söyleyiver. Almanya'ya dayanaraktan Türkçülük yapmaya çalışıyorlar. Rıza Nur ekolünde. Bu efendim buna başlayınca içimizdeki şeytan romanı yazıyor. Sabahattin Ali. Yani içimizdeki şeytan kim? Almanya destekli. Almanya destekli. Savaşa girmek isteyenler. Bu sefer bu efendim roman yazılınca Sabahattin Ali mahkemeye veriyor.
Mahkemeye veriliyor. Çok teşekkürler. İhalatsız da içimizdeki şeytanlar diye bir roman geliyor. Karşı bir roman geliyor. O da karşı roman. Ve bu efendim mahkeme sırasında İstanbul'da olaylar olacak. Ankara'ya çekiyorlar mahkemeyi. Bu mahkeme sırasında efendim İhalatsız ve onun çevresindeki arkadaş şeyler, öğrenciler mahkemeye girmek istiyor. Mahkeme kabul etmiyor. Kabul etmeyince dışarıdaki efendim haksızı destekleyen öğrenciler polise çatışıyor. Polis de bunları tutukluyor, içeri alıyor. Tarih 3 Mayıs. Bakın aynı dergide yayınlıyor bunları. Hafız'ın dergisinde Sabahattin Ali şiirleri yayınlıyor. Aradan efendim daha 10 yıl geçmeden ne oluyor? Düşman olmuşlar. Ve arkasından efendim Sabahattin Ali için son başlıyor. 1945 görevden alıyorlar. Görevden aldıktan sonra iş yok. Bu sefer yazarlığa başlıyor. Yazarlıkta Fan Gazetesi basıldı yıllarda. Fan Gazetesi basıldıktan sonra Vefat Ilgaz, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali Marco Paşa dergisini çıkarıyorlar. Marco Paşa kapatılıyor, Merhum Paşa. Merhum Paşa kapatılıyor, Malum Paşa. Bütün bunlar kapatılıyor. Mahkemeler falan içeri giriyor, çıkıyor. Ve sonuç arkadaşlar, artık yapacak hiçbir şey kalmıyor. Bütün kapılar kapanmış. Çıkış yolu olaraktan Bulgaristan'a kaçayım diyor. Bulgaristan'a kaçmak için efendim bir kaçakçı yanlışıyor. Ali Ertekin. Aslında anlaştığı kişi de kaçakçı değil. Ajan, takip ediyor. 1948 yılı, 45 yılın İkinci Dünya Savaşı bitti. İkinci Dünya Savaşı bitti, Dünya Soğuk Savaş diye ikiye ayrıldı. Lenin bizden efendim boğazları istedi, biz de ona karşı efendim Amerika'ya yanaştık. Ve artık toplumsalcı yazarlara hayat hakkı yok çünkü. Anladınız mı? Doğruyu söyleyeni dokuz köyden sordu. Aynen. Doğruya doğru yeri bu. Evet. Toplumsal zaten yazarlara yer yok. Bu sefer efendim kaçayım diyor. Onu da Ali Ertekin'in peşine takıyorlar. Ali Ertekin sözde bunu efendim ücret karşılığı Bulgaristan'a götürecek. Kırklareli'nin Kopçaz yakınlarında kayıp. Aynen evet. Kayıp. Ölüsü yok. Oraya da bir tane anıt yaptılar. Sabahattin Ali. Bir taş koydular oraya. O Kırklareli'lerde hep sahip çıkmakta. Kopçazlar'da sahip çıkmakta. Kuyucaklılar sahip çıkmakta. Efendim affedersin bizim başımız kelli. Evi burada. Burada yetişmiş. Burayı anlatıyor. Öykülerinde burayı anlatıyor sürekli. Yanık değirmeni bahseder. Ama bu bir şey daha gösteriyor. Yani. Sabahattin Ali'nin ne kadar değerli olduğunu da gösteriyor aslında. Her yerde sahiplenmesi, bak, onun da göstergesi. Güzelliğinden kaynaklanıyor. Yani çok yerde bir mahkamet etmiş. Şöyle söyleyeyim. Efendim, güzelliğinden, değerinden ziyade kullanmak istiyorlar biraz da. Öyle görüyorum yani. Reklam çünkü amacı. Doğruya doğru, eri eri yani. O da var. Yani günümüzde yani, o da şimdi, var. Kaçınılmaz. Bu kişinin hayatında bir neresi ne kadar efendim etki yapacak? Ne kadar etki yaptı? Yani bu adam efendim yazdığı eserlerde tabiri caizse nereyi anlatmakta? Kuyucu anlatmıyor. Kırklareli'ni anlatmıyor. Yani sahip çıkıyorsun buna, benim bu diyorsun, alıyorsun ama açıyorsun romanına bakıyorsun, Edebiyat anlatıyor. Toplumcu aydınlar sahip çıkıyor. Ya bir şekilde, bu şekilde. Dolayısıyla da burada baktığımızda buna en fazla sahip çıkması gereken efendim kent Edremit. Çok evet. Geç olmadı mı zaten? Çok geç sahip verilmeye başlanmadı. Başka nedenler olduğunu yani, duydum yani. Yani 60'a kadar kitapları yasaklı. Yasak. Evet. Şurada evet. 30-40 senedir. Hala öldürülmesinin nedenini ayan beyan dile getirmek bile yasak. Adam şurada kendisi anlatıyor.
izin verirsen. Kendisi yazıyor bunu. Ama bugün bunu yüksek sesle okumaya çekiniyoruz. Ne kadar acı bir şey. Evet. 48'den bugüne neredeyse yaklaşık 100. seneye yaklaşacağız. Okumaya çekiniyoruz. Adam ayan beyan söylüyor. Ya benim öldürülme nedenim diyor. Bu arkadaş diyor. Ve o hakikaten toplumcu olması, halktan yana olması, insandan yana olması, bunları dile getirmesi, o dönemin atsızlar gibi nasıl söyleyeyim, tek pencereden hayata bakan, onları da ben yargılayamıyorum, onların da dünyası o. Ama şu kişiyi öldürmeye kadar, paramparça etmeye kadar gitmemeli. Sabahattin Ali'nin yazdığı, az önce de örnek verdi Sinan Hocam. Sırtını halka dayamış, halktan alıyor. Halkın içinden geliyor, ezik büyümüş. Çocukluğu ezinti içinde geçmiş, gençliği ezilerek geçmiş, iki savaşın içinde ne bileyim iyi yine okumuş, bir öğretmen çıkmış, Almanya'ya gitmiş kendi gayretiyle. Ama geliyor çelişkileri görüyor. Mesela diyor bir yanda diyor, şurada kendi bir şeyi var yazdı, bulsam da okusam size. Yani insanın içi sızlıyor. Biz diyor diğerleri gibi diyor, ne diyor, para babalarının peşinde koşup zengin olmadık. Halktan yana olduk. Bir gün Almancı, bir gün Amerikancı. Yani yanar döner olmadık gibi. Bunları söyleyen adamın yeryüzünde yeri olmuyor demek ki. Bir, hala öyle. Uğur Mumcu niye öldürüldü? Bahri Öçük birçok niye öldürüldü? Bugün de aynı şey geçerli. Çok benzerleri çok niye öldürüldü? İşin en ağır yanı... Muammer Aksoy ile başladı. Gerçi o da ilki değildi tabii. Canım işte ya, önemli olan toplumcu, aydınlanmacı yazarların... Halkın iyiliğini düşüneni hep yok etmişler. Yok ediyorlar. Bunun bir nedeni olmalı. Birilerine nasıl söyleyeyim, dünyanın mal varlığının üstüne oturmak çok tatlı geliyor. Paylaşımcı değiller. Ama şey neydi o? Bitlis milletvekili köy enstitülerinin kapatılmasında Marabay'la ben eşit mi olacağım deyip kapatma gereği. Kamburan günü. Kartal. Kinyas Kartal. Yani bırak haydi halk aydınlansın. Halk evlerini aç. Onlar kendi çıkarlarını peşinde o zamanda, istediler. O zaman da dünya böyle savaşlardan savaşlara sürüklenir. Sadece bizde değil bu. Dünyanın her ülkesinde işte Ukrayna yanıyor. Ondan önce Suriye, ondan önce Amerika Ukrayna'yı fişekledi. Adamlar provoke etti. Hala silah satma yarışında. Yahu silah öldürücü bir nesne. Yok edici bir nesne. Kitap sat bu adama ya. Al masaya otur. Sen bu güzel insanıysa alnında 10 tane kitap yazmış. Tiyatro oyunları yazmış. Hayata aşık bir adam. Aşk adamı. Sen bu adamı katlediyorsun. İyilikten başka bir şey düşünmeyen bir insan. Ve ölüsünü yok ediyorsun. Silah dediniz de dünya hasbelkader, ben o sektörün içinden geldiğim için yapıyorum. Dünya zaten iki sektöre hitap ediyor. Bir tanesi silah, bir tanesi ilaç. Hiçbir doktor, yanında doktor Türkiye'de var ama hiçbir doktor hastanın iyileşmesini, ölmesini de istemez. Sürekli ilaç tüketin, yıllara yayılan bir ilaç tüketimi söz konusu. Bir de hani bir şeye de kurmak istiyorum. Demin söylediğiniz bu yazarların niye geri kalmıştıklarında, bizim Türkiye'de yıllarca bizi komünizm kelimesiyle korkuttular. Bunları hepsi komünist dediği zaman insanların anlamını bilmediği halde ödünün koptuğu, öcü olarak gördüğü bir tanımın içine girdikleri için bu insanlar hep bizde korkulu kaldı. Yani elimize kitap aldığımda ben kendimden hatırlıyorum. İlk kitaplarımı aldığımda eve gizli soktum. Babaması yani. Ne acı bir şey. Benim ülkemde kitap yasaklanıyor. Yani ben bazı kitapları eve gizli soktum. Babam görmesin. Düşünceden 80 ihtilalinde de maalesef onları o gece yapmak zorunda kaldım. Onu da okuyayım. Benim aklım yargılasın. Doğruyu ben kişi bulsun, birey bulsun. Aynen öyle. Bak Sabahattin Ali 47 yılında şunu yazmış. Sinan Hocam okuyorum. Bu her ne kadar siyaset değil. Dergilerde estağfurullah, var. Estağfurullah. Tabii. Namuslu olmak ne zor şeymiş çok be. Çok doğru. Bir gün Almanların pavucunu yalayan, ertesi gün İngilizlere takla atan, daha ertesi günde Amerika'ya kavuk sallayan soysuzlar gibi olmak istemedik. 47 yılında Ali Baba dergisinde bunu yazıyor. Türkiye'nin bir dergisi. Yalnız ve yalnız bir tek milletin önünde secdeye vardık. O da kendi cefakeş milletimizdir. Bunda Mustafa Kemal söylemi de var. Millete sığınıyor. Meğer ne büyük günah işlemişiz. Kanunlu kanunsuz baskılar altında ezile ezile pestile döndük. Bugünün itibarlı kişileri gibi kese doldurmadık. Makam peşinde koşmadık. İç ve dış bankalara para yatırmak, tamam apartman sahibi olmak,
sağdan soldan vurmak ve milleti kasıp kavurmak emellerine kapılmadık. Yalnız ve yalnız bu yurdun bütün yükünü omuzlarında taşıyan milyonlarca insanı derdine derman olacak yolları araştırmak istedik. Yazdıklarında da bu var. Hep sıradan insanın, köy insanının, kasaba insanının aşkını, çekisini, çilesini anlatıyor. Bir Kürk mantolu Madonna'da Almanya hikayesi var. Orada da büyük bir aşk giriyor araya. Aşk zaten ana tema. Aşık bir adam. Bu ne affedilmez suçmuş meğer. Neredeyse yoldan geçerken mide uşakları arkamızdan bağıracaklar. Görüyor musun şu haini? İlle de namuslu kalmak istiyor ve ahengimizi bozuyor. Çalmadan çırpmadan bize ekmeğimizi verenleri, aç bizi giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu kadar güç, bu kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli mi olmalı ya, idi? Adamcağız gelen ölümünü bile seziyor, tehlikeyi seziyor. Ve bunu işte bir sene geçmeden de Kırklareli civarında öldürülüyor. Bu nasıl bir kin? Ve hala devam ediyor. Az önce verdiğim isimler. Bugün de devam ediyor. Ve sadece bizde de değil, dünya üzerinde de devam ediyor. İşte bir gazeteci, Suriyeli değil mi? Bizim büyükelçilikte yok etti. Adamın cesedi yok, paramparça etti. Suudi miydi? Arabistan. Arabistan mı işte? Arabistan. Nasıl bir kim? İnsanda nasıl bir kim var? Düşünceye kan davası gütmemeli. Şimdi arkadaşlar, Bülent Bey'e teşekkür ederiz. Şimdi ben kaldığımız yerden devam edeyim. Dedik ki efendim, 48-2 Nisan'da artık yapacak bir şey kalmamış, kaçmak zorunda. Ve ama takipteler o yıllarda Amerika'ya direnmeye çalışıyoruz. Bakın, Amerika'nın tam güdümüne girmedik. 45 ile 50 yılları arası Türkiye bir kaygan zemindedir. Bu kaygan zemin içerisinde Amerika'ya direnmeye çalışmaktadır. Ama durması mümkün değil. Bundan dolayı da Amerika'nın istediği doğrultuda bazı tavizler verilmektedir. Amaç durdurabilir miyiz acaba? Ama bu durmayacaktır. Çünkü Amerika'nın efendim bu demokrasi isteğiyle seçimler yapılmış 1946'da. 46 seçimlerini CHP almıştır. Nasıl almıştır dersek, açık koy gizli sayımla almıştır. Bakın çok komik gider bir sabah. Açık koy gizli sayımla almıştır. Ama buna amaç efendim direnmektir. Çünkü bu bloka girmek istemiyor. Ama bunu dayanmak mümkün diye taviz verilmiştir. Örneğin efendim karayolları 48'de onda kabul edilmiştir. Yani biz demir yollarından 48'de vazgeçtik. Şimdi kalkıp karşı taraf dese ki, yani siz demir yollarından siz vazgeçtiniz kardeşim dese CHP yaptınız. Ama öyle değil. Ama günün koşullarında değerlendirmek lazım. Tabii canım, tabii yani ben onu vurguluyorum size yani. Yoksa ben bunu direnmeye çalışıyorum. Hasan Oğlan köy enstitüsüne efendim ziyaret yapar Sabahattin Ali. Karşı grup der ki tamam bak der işte efendim Sabahattin Ali der efendim solcular der enstitüleri işgal ettiler. Gitti orada der onu ziyaret ettiler. Enstitülerin kapanma nedeni olarak da yani bu gözüyle en önemli. Taviz vermeye çalışıyor yani. Bu sonuç efendim nereye kadar gidecektir? 1950'ye kadar. 50'ye geldi 50 seçimlerinde efendim gerçek insan yani o zihniyeti yapacak olan vatandaş gelir. Karşı taraf gene büyük bir tane büyüklük gösterir. Ki Türk tarihinde baktığımızda iktidarla efendim seçimli iktidar devreden bir tek kişi vardır. O da İsmet Paşa. Buyur demiştir, teslim etmiştir. O geldikten sonra arkasından hemen ilk yapılan iş Türkçe okunan ezanı Arapça'ya çevirmiştir. Ardından hemen meclise danışmadan Kore'ye bir Tugay asker gönderilmiştir. NATO. Arkasından 52 yılında NATO'ya girilmiştir. Ki hala NATO'nun içindeyiz. NATO sürekli bize efendim kurşun sıkar. Aynı yıllar içerisinde başka ne olmuştur? Görmek lazım. Görmediğimiz zaman efendim bunları çıkaramıyoruz işin içinde. Türkiye'de Soğuk Savaş'ta biz Batı blokuna katıldık. Amerikan üsleri kurulmuştur. İncir'deki üssü ne zaman kuruldu?
55'te kuruldu. Anladınız mı? Sinan hocam, bir 55'te kuruldu. Bir şey soracağım. Burada ben arkadaşlar biliyor, siz de biliyorsunuz, Mustafa Kemal'in CHP'sindenim, partisindenim. İnönü'ye bakıyorum, direnç gösterememiş. Marshall yardımlarını vırt diye imzalamanın anlamı ne? Bülent köy enstitülerinin altına kapatma imzasını atmanın anlamı ne? Bülent Bey. Ülkeyi teslim ediyorsun ve Bülent çıkmıyor işte. Bak Bülent Bey, şimdi konumuz bizim o değil yani. Ama işte şimdi biz konumuza bana bakın. Ben bunları anlatırken efendim, bakın şöyle anlatıyorum. Bunları anlatırken ikinci adam, konu bak, asıl konumuz mihenk taşımız Sabahattin Ali. Sabahattin Ali'yi anlatırken Sabahattin Ali'nin yaşadığı şartları anlatıyorum size, çevreyi. Çünkü Sabahattin Ali'yi Sabahattin Ali yapan unsur bu şartlar. Ve soru soruyorum. Sabahattin Ali 50'li yıllarda yaşasaydı ne olurdu? Hapis olurdu. Gene hapse olurdu. Kore'ye asker gitmesini efendim ister miydi? Yakın tarih 48. Arkadaşı Aziz Nesin istedi mi? İstemedi. Arkadaşı efendim onun zihniyetinde yazı yazan, şiir yazan Nazım Hikmet istedi mi? İstemedi. Amerikan üslerinin kurulması ister miydi? İstemezdi. Peki 50'li yıllarda efendim peki yaşar mıydı? Bilemem. Sadece fikir jimnastiği bizimkisi. Yoksa geldi geçti. Geçmiş zamanı biz alıp günümüze taşıyamıyoruz. Sadece geçmiş zamanı alıp kodlara bakmak suretiyle o şartları da değerlendirip bugün kendimize yeni bir yön çizebilirsek ne mutlu bize. İster çizelim ister çizmeyelim gelecek geliyor gene. Öyle de geliyor, böyle de geliyor. Mesele gelen geleceği kendi lehimize çevirebilmektir. Bu da planlı olur. Şimdi efendim Sabahattin Ali bu geçiş döneminde yok edildi. Toplumcu bir yazardı. Geçiş döneminde yok edildi. İşin benim tuhaf tarafıma giden şudur. Sabahattin Ali efendim bir şekilde tepki veren o zihniyet ki sonra iktidara geldiler. Geldikten sonra da efendim işte istediklerini yaptılar. Kore'ye gittiler. Ivırttı, zıvırttı falandı filandı. Bunlar kendilerini Türkçü olarak tanımlarlar. Ama Mustafa Kemal'i sevmezler. Oysa bu suçladıkları efendim ajan gördükleri Sabahattin Ali ve onun gibi düşünen yazarların hepsi ise arkadaşlar kesintisiz Türkçe yazmıştır. Hepsi Türk şairi diyebilir. Nazım Hikmet Türk şairi diyebilir. Sabahattin Ali Türkçedir. Her şeyi Türkçedir. Biraz önce söyledim. Aynı yıl çıkan iki kitabın birisini çok iyi anlıyorum, birisini anlayamıyorum diye söyledim. Yani. Dolayısıyla da efendim Sabahattin Ali bu açıdan bir bambaşka yapısı vardır. Gene 1940 yılında köy enstitüleri kuruldu. Kur'an öğretmen Hasan Ali Yücel. Hasan Yücel diyor suçlarlar. Ama Hasan Ali Yücel'in dinsizlikle suçlarlar. Adamın Mevlevi olduğunu biliyor musunuz? Dün ölüm yıldönümü müydü yanılmıyorsam? Bakın. Evet. Mevlevi adam. Öyle bir şiir yazmış ki Yunus Emre'ye. Okuduğun zaman tüyleri diken diken oluyor. Ya Allah diye bir kitap var adam. Ya ne bir cahillik diyorum kardeşim. Ama Sinan Bey, bizde zaten Türkleri yani ya diniyle vuracaksınız ya ahlakıyla, namusuyla vuracaksınız. Bu ikisiyle dışında kolay kolay çökertemezsiniz deniyor. Dedikleri, savaştıkları noktalar da bunlar. Mustafa Kemal çizgisinden 46-47'de çıkılmasının ceremesini hala çekiyor. Aynen. Az önce Sinan Hocam dedi. Kur'an-ı Kerim, Türkçe anlat Baruk be adam. Arapçayı ben anlamıyorum ama şu anda geldiğimiz yıl 2021 ağdalı bir Arapçaya mahkum oldum. Ben de Müslümanım. Ben de geberdiğim zaman Allah'ın huzuruna çıkacağım. Bırak ben kendim yaşayayım bu olayı. Bana dinde yön veremezsin. Allah benim içimi dışımı biliyorsa karışma be adam. Hayır. Amerika'nın istediği buydu. Anlaşılmazlığın içine Türk halkını gömmek. Gömdü de. Ne yaptı? Süt tozuyla besledi. Ne yaptı? Köy Marshall yardımları. Halk evini kapattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinden geliyorum ben. Bir tane silahımız, aracımız, gerecimiz Türk malı değildi. Hala işte yapmaya çalışıyoruz. Yaptırmadı Amerika. Yapamazsın diyor. Bir gün bir anımı anlatayım. Makine mühendisi. Makine mühendisi yüzbaşı. Ya bu adamın asli görevi makina ile ilgilenmek, makinayı üretmek. Odasında
Baktım bir Leon motoru var, Faruk Yüzbaşı. Dedim ya Faruk Yüzbaşım helal olsun. Leolar da bizde 6 silindirli su gibi benzin içer. Dizel olarak motor dökmüş. Sevindim ben. Dedim genelkurmaya yazdın mı seriyi? Bu olay da fabrikada geçiyor. Afyon. 500 ana tamir fabrikası var. Ana depo var. Dedi gel dedi. Açtı. Vallahi de billahi de geçmiş gün genelkurmay diyor ki işte Sayın Yüzbaşı Faruk bilmem kim suç işliyorsunuz. Asli görevinize dönün. Yıl 80'li yıllar. Ya bu adam makine mühendisi be kardeşim bırak üretsin. Ama tepede Amerikalı var. Reçete verilmiş. Benim kızdığım tarih geldi geçti. Benim ömrümde geldi geçiyor. İnönü Mustafa Kemal kadar direnç gösterememiş. Ruslar Boğaz'ı istedi. Verilir mi ya Mustafa Kemal'den de İngilizler Batı'yı istedi. Kurtuluş Savaşı'nın bitimine doğru. Yedi tane devlet girmişti. Hepsini bir bir çeteler anıyoruz bugün. Hepsi nur içinde yatsın. Sen Ruslar istedi ama Amerika'ya da kolayca teslim olma arkadaş. Amerika girdiği yere ateş götürmüş. Aha Vietnam ikiye bölündü. Kore ikiye bölündü. Hala devam ediyor. Hala. Tabii. O politikasını hala da bugün devam ediyor. Az önce verdiğimiz örnekler, öldürülen Uğur Mumcular, Aksoylar, Üçoklar, yazık günah bunlar aydın insanlar. Ama görevlerini bize aydınlatmak, yaptığı ne? Tabii, bizi aydınlatacak şimdi, insanları yok ediyor. Şimdi Sabahattin Ali'nin o 40'lı yıllarda yazdığını okumaya çekiniyoruz. Çünkü egemen güç hala baskılıyor, okuyamazsın. Ben yapmıyorum. Kim yaptı o zaman bunu kardeşim? İşte söylüyor adam, yazmış sana. Ben tehlikedeyim diyor. Tehlikenin nedeni de şimdi anı götür, dile getirdiğimiz olaylar. Evet. Sabahattin Ali hakikaten toplumcu bir yazar. Aydınlanmacı bir yazar. Bizden sonra da anılacak. Okunacak. Okunacak kesinlikle. Aydınlığı arayan insan bunu mutlaka bulur. Okur. Okumanın, düşüncenin sağa solu yok. Devam edeyim mi? Tabii. Kusura bakma arada bir giriyorum. Teşekkür ederim. Konsantre oldum ya. Moderatörlük bu demek. Diline sağlık. Demek ki ruhlara işliyor ki böyle konuşuyor yani. Konuşana değil, konuşturana bakacaksın yani. Bu duygu konuşturuyor insanı. Ben çeşitli dergilerde de yazıyorum bu gerçekleri. Arkadaşlar, 30 biraz önce Cumhur Bey de değeri verdi. 35 ile 38 arası Edremit'te bir tane kaymakam var. Ömer Bedrettin Uşak. Bu adam şair. Kendisi Uşak'tı. Adı da efendim, diğer adı Gökbelen'dir. Sonra Uşak diye çevirmişti. Uşak olduğu için. Bu adam da efendim güzel Edremit'le alakalı, bak aynı dönem, bakın aynı dönem, Tahir Haremi 1, Sabahattin Ali 2, Ömer Bedrettin Uşak 3. Edremit'le alakalı şiirler yazmışlar, kitaplar yayınlamışlar. Onun Sarı Kız Mermerleri şiiri mükemmel bir şiir, ağıt. Sarı Kız'dan mermer istiyor. Daha sonra Ömer Efendi, Mustafa Seyit Sütüven, Ömer Bedrettin usulü Sütüven şeklinde şiirini yazıyor. Külli efendim Anadolu kültürlerini ele alıp da şiir yazmıştır. Sütüven şiirinde de Anadolu'nun bütün kültürü vardır. Ömer Bedrettin'de de Anadolu'nun bütün kültürü vardır. O tarihlerde de bizim Tarih Efendi mantığımız Mustafa Kemal döneminde Anadolu'nun bütün kültürlerini benimsemektir. Kültür bakımından. Yani kalkıp da efendim örneğin Hector bizdendir. Bizdendir Hector. Ve aynı efendim zihniyette daha sonra Halikarnas balıkçısı devam ettirecektir. Halikarnas balıkçısı o Ömer Bedrettin efendim Cevat Şair Kabaatçı'nın Anadolucu derler. Buna biraz önce bahsettiğim o efendim zihniyet Yunancıdır. Yunancı değil. Anadolu'yu külliyi kurtardı. Mustafa Kemal ne yaptı? Etiler efendi, Sümer, Ede, Hititleri, Türk dedi. Türk'tür bunlar dedi. Öyle bağlantılar da. Yunan kültürünün kökeni de Ege'de Türk'ü. Anadolu. Burada arkadaşlar, burada bu efendim buna izafeten kurduğu efendim maden şirketine, maden arabaya Eti Pantı. Sümer